Şema'da verilen bilgilerden doğru olanlar için de yanlış olanlar için Y yolu takip edilerek ilerlendiğinde hangi sembolle belirtilen çıkışa ulaşılır? Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Burada bize birinci ifade için demiş ki karışımlar homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere kişileştir demiş. Bu ifade doğrudur. Karışımlar işaretledikleri maddenin özelliğini göstermez demiş. Bu ifade yanlış olacaktır. Çünkü karışım oluşturan malzemeler ne yapar? Karışımın içine katılmış olan maddelerin özelliklerini gösterirler. O yüzden de cevabımız kare olacaktır çıkış olarak ve B seçeneğinde yer almaktadır. Aşağıda atom ve molekül modelleri belirlenen maddelerden hangisi bir karışım temsil eder? A seçeneğine baktık. Burada tek cins atom vardır. Bu bir karışım değildir. O yüzden bu gitti. B'ye baktığımız zaman burada da yine iki cins vardır. Bir bileşik oluşturmuştur. Ve bu ifade de gitti. C'ye baktığımızda da burada toplamda ne yer alıyor? İki çeşit gene atom yer alıyor. Bu da gitti. Ama D seçeneğine baktığım zaman buradaki maddeler ne olmuş? Çözülme uğramıştır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu bir karışım örneği olabilir. Nimet marketten gazoz, sıkma portakal suyu, ayran almış ve madeni paralarla ödeme yaptıktan sonra evine dönerken bir binada yangın çıktı ve iddiacıların yangını söndürme tüpü ile yangına müdahale ettiklerini görmüş. Eve geldikten sonra evdeki misafirlerin ellerine kolonya dökmüş, akşam yemeğini içtikleri mercimek çorbasından sonra misafirlerine Türk kahvesi ikram etmiştir. Metinde numaralandırılmış maddeler aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır? 1 numaralı gazoz homojen karışımdır. O zaman şöyle yazalım hemen. Homojen diyelim ve heterojen diyelim. Şimdi 1 numaralı gazoz nedir? Homojen karışımdır. 2 numaralı portakal suyu heterojen karışım. Daha sonra 3 numaralı ayran heterojen karışım ve baktığımız zaman yangın tüpü de gene heterojen karışımdır. Mercimek çorbası da heterojen karışım ve Türk kahvesi de heterojen karışımdır. Homojen karışımlar ise gazozun dışında madeni para yer almaktadır ve kolonya yer almaktadır. Bu gruplandırmayı yaptıktan sonra da şıklara baktığımızda cevabımız D seçeneği olacaktır. ...25 santigrat derece sıcaklıktaki 50 mililitre su içine 10 gram toz şeker atılarak birinci durumdaki şekerli su çözeltisi oluşturulmuştur. Aynı çözeltiyi aynı sıcaklıkta 50 mililitre su daha ilave edilerek ikinci durumdaki şekerli su çözeltisi elde edilmiştir. Buna göre her iki durumla ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Çözeltideki çözünen madde oranı değişmemiştir diyor. Bu ifade yanlıştır. Çözünen madde şekerdir ve burada birinci çözeltideyken 50 mililitre su içinde çözülmüş, ikinci çözeltideyken 100 mililitre su içinde çözülmüştür. Bu ifade yanlıştır. İkinci ifadeye baktığımız zaman çözeltideki çözücü madde miktarı artmıştır diye. Evet, su 50 mililitreden 100 mililitre içilmiş. İkinci durumdaki çözelti ısıtırsa çözeltideki çözücü oranı azalır demiş. Evet, buradaki ikinci kapı ısıtırsak eğer ne olacaktır? İçerisinde bulunan su buharlaşmaya başlayacaktır ve çözücü oranı azalacaktır. Bizim için baktığımız zaman ikinci ve üçüncü ifade doğrudur. Cevabımız da C seçeneği olacaktır. Su aşağıda numaralandırılarak verilen maddelerle ayrı ayrı karıştırılıyor. Buna göre suyun numaralandırılmış maddelerden hangileriyle oluşturduğu karışım sıvı sıvı çözeltilerine örnektir. Suyu alkolle karıştırdığımız zaman
sıvı sıvı çözeltisi olur. Birinci ifade bizim için doğrudur. İkiye baktık. Tuz su katı sıvı karışımı olur. Bu ifade yanlıştır. Zeytin ve benzine baktığımız zaman da bunlar heterojen karışım özelliği gösterir. O yüzden bunlar da yanlıştır. Tek doğru cevap birdir. O da A seçeneğinde yer almaktadır. Tabloda 1 ve 2 ile gösterilen çözeltiler aşağıdakilerin hangisi olabilir? Çözelti 1'e baktığımız zaman burada çözücü sıvı çözünen gazmış. Çözelti 2'ye baktığımız zaman da çözücü sıvı çözünen katıymış. Şimdi biz ilk başta gaz artı sıvıya bakalım. A seçeneğindeki sirke sıvı artı sıvıdır. Gazoza baktığımız zaman gaz artı sıvıdır. Limonataya baktığımız zaman da sıvı artı sıvıdır. Oksijenli suya baktığımız zaman da gaz artı sıvıdır. Daha sonra ikinci çözelti yani katı sıvı çözeltisine baktığımız zaman da burada soda gaz artı sıvı. Şekerli suya baktığımız zaman bu katı artı sıvı. Gazoza baktığımız zaman gene gaz artı sıvı. Kolonyada sıvı artı sıvıdır. Burada elde ettiğimiz bilgilere göre baktığımız zaman da cevabımız B seçeneği olacaktır.